Güzellik iç dış isimli skeç gelecek. Dur. Biraz daha güler yüzle girsene bir daha gir. Bu riyakar sunucular gibi böyle hep gülerek gir. Ve anlatıcı gülerek girer. Hiç fena olmuyor ha Cihan. Ara sıra gülmeyi dene, güzel oluyor değil mi? Ya Cihan'da bir şey keşfettik. Hem gülüp hem konuşamıyor. Bak dikkat edin. Bak şimdi gül, konuş. Soracağım. Evet kaptan, buyurun. Güzellik iç dış gelecek. Bütün vücudu güzel olan arkadaşlarım oynadığı için bunu ben sunuyorum. Karşınız, huzurlarınızda. Lan sen? Ses çıkarıyorum abi. O ses öyle çıkarılmaz oğlum. İzle beni şimdi. Vay be. Vücutçu yarışmalarına katılmayı düşünüyor musun abi? Başladı yine seninki. Ne zamandır spor yapıyorsunuz abi? Vallahi koçum, ben spora başladığımda daha müfitçim yoktu. Salonu üstüme kurdular, ağırlık niyetine kaldırıyorum. Peki ben ne kadar zamanda böyle olurum abi? Bak aslanım. Senin Hamza abimiz gibi olabilmen için 40 fırın besin yemen lazım. Besin mi? Ders bir. Bundan sonra her türlü yiyeceği besin diyeceksin. Mesela ıspanak. Artık böyle bir şey yok. Sadece besin var. Duydun mu beni? Ancak öyle Hamza abimiz gibi olabilirsin. Estağfurullah kardeşim. Peki protein tozu alayım mı abi? Protein tozu zararlı diyorlar. Ne diyorsunuz abi? Siz her öğün tavuk değil mi abi? Brokoliyi özlediğiniz oluyor mu abi? Evde aletle de çalışıyor musunuz abi? Peki çok kas yapınca cinsellikle... Kardeşim orada uzatma lan. Yürü bak, orada koşu bandı boş. Hadi bir sen bir koşu koş gel. Tamam. Koşu bandı iyi değil mi abi? Bu nedir her gün her gün ya? Çene kası iyi ama. Hadi gel abi, şu tarafa geçelim. Soğumadan. İşte geçen gün Bartu'nun sağ abdominali patlamış. Kasık yani. Yok oğlum, üçlü triceps kasının altı ya. Koltuk altı yani. Lan yok oğlum, bicepslerde ya. Adamın döşü. Yok, böğrü böğrü. Ya danalardan mı bahsediyoruz? Donelerden bahsediyoruz. Donelerden bahsediyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Buraya yazıldığımız çok iyi oldu ha. Benim de vücudumda sarkıtlar olmuştu. Hemen çalışalım da düzeltelim. Hadi hemen vücut alışsın. Neyle başlıyorsun? Lan oğlum bir sakin ol. Bir sakin ol ya. Ben de ilk geldiğimde böyle heyecanlıydım biliyor musun? Bir yerden sonra aslında vücut bırakmak istiyor. Ama muhteşem vücudum ve harika iradem sonucu buraya alıştım. Bir yerden sonra vücut istiyor kanka. Allah Allah. Sen ne zamandır geliyorsun kanka? 6 gün. Bayağı iradeliymişsin. Aynen aynen kanka. Bu kadar da aşırı abartı fazla bence ego yani. Bu kadarına gerek yok. Tabii oğlum ya, ben var ya ne vücutlar gördüm, içinde karakter yok oğlum ya. Bu hep karakter meselesi var ya. Nasıl yani? Karakter meselesi. Yani yok, vücut yok. Var, boş vücut ama içinde karakter yok. Evet. O zaman ben biraz bunda ısınayım mı, ne yapayım? Ecem bayıldı mı, ne oldu? Ecem bayıldı herhalde. Ecem! Efendim? Tamam. Ne oldu? Bir daha alın diyor. Bir daha. Sipariş veriyor. Tamam. Oğlum tabii ben ne... Oğlum tabii ben var ya ne vücutlar gördüm, içinde karakter yok kanka. Bu hep karakter meselesi. Oo, yalnız bu kızın da karakteri çok iyiymiş ha.
Bayağı karakterliymiş. Bayağı karakterliymiş gerçekten. Oğlum çok güzel kız lan. Allah sahibini affetsin. Bağışlasın oğlum o. Aynı şey değil mi oğlum? Tanıştırayım mı seni? Sen tanıyor musun? Tanımıyorum da kaslı adamız ya. Tanışırız sonuçta. Ne haber Burcu? İlayda ben ya. İlayda nasılsın? İyiyim ben. Sen nasılsın? İyi ya. Bayağıdır gelmiyorsun buraya. Ya ben çok gelmiyorum da buraya. Zaten ihtiyacın da yok bence. Nereden anladın? Ya görüyoruz canım sonuçta. Ağırlık çalışmanla sana destek olayım mı? Ha? Ay dikkat edecek. İnciteceksin bir yerini. Sıkıntı yok. Bir an konsantrem bir şey oldu yoksa sıkıntı yok. Kaça gidiyorsun sen? Cenk abi şuna bir baksana. Bozuk galiba. Nesi var lan? Kalkmıyor. Yerinden kalkmıyor. Şuna bak ya. Kaldıramıyorum demiyor da. Oğlum seni pet şişeyle mi başlatsak? Ne yapsak ya? Hakikaten bozuk ha. Merhaba. İlayda ben. Ali ben de. Sık sık geliyor musun buraya? Yo, ilk benim. Sen devamlı geliyor musunuz? Hmm. Siz devamlı geliyor musun? Hmm. Anladın sen ya. Ya benim dizlerim rahatsız da. Aslında öyle çok fit vücut peşinde değilim yani. Doktor egzersiz tavsiye etti. Bir şey söyleyeyim, benim annemin de öyle. İstersen sana onun fizyoterapistinin numarasını verebilirim. Aynen. Aynen. Bunun annesi var ya, o da fizyoterapiste gidiyor. Annesiyle yaşıyor abi. Süt çocuğu bu. Süt kuzusu. Evet abi, kadın yaşlı. Yalnız mı bıraksaydım İzmir'de? İnanmıyorum. Ben de İzmirliyim. Aa, neresinden? Kaf kaf kaf. Göz. Kafsin. Göztepe. Karşıyaka. Göztepe olsun, hepsi bizim takımlarımız. Yalnız İzmir'in kızları da çok güzel oluyor. Bunu da İzmirli olmayan herkesler söyledi yani. Evet ya, şu geyik bir bitsin artık. Tamam, güzel. Ya bir dakika, güzel olmak suç mu? Yok değil de, güzellik çok abartılıyor biliyor musun bence genel olarak? Toplumun estetik normlarını bireye dayatması çok yanlış değil mi sence de? Şerefsizlik gibi bir şey değil mi? Sen yat, ben seni çekiyorum şimdi. Al, başla. Tamam, süpersin. Kalk ya, buna gerek yok. Bak şimdi. Terlemiş gibi oldu. Çek. Çok iyi spor yaptık bugün. Çak. Kızım siz ne yapıyorsunuz ya? Sırsıklam ettiniz kendinizi. Selfie için ablacığım. Ablacığım diyen ağzını kırarım. Aa. Yürü gidelim. Spor. Bir yanlış var. Bak şimdi. Aa. O hareket öyle değil ama. Onun doğrusu. Bak şöyle. Şuraya anladı şuraya. Tatlım bir dakika, sen yanlış göstereceksin. Ben oradan anladım. Bu hareketin doğrusu bak şurada. Şunu aldığınız... Ben kendim göstereyim. Sen kalk bir. Kalk bir. Ya ne yapıyorsun abla ya? Abla mı? Aynen oğlum, abla ne ya gencecik kadına? Bu ne hareketler? Kusura bakmıyorsun değil mi İloş ya? Bu çocuk biraz böyle ya. Ne alakası var? Cenk sen niye coştun abi? Ne coşması abi? Sen sabahtandır bilmem kaf kaf göz göz... Beşiktaşlı değil misin? Anlamadım. O da mı yalan yani Ali? Oğlum neyin peşindesin lan? Sen neyin peşindesin oğlum yani? Anlamadım ki bu hareketler, bu tavırlar. Yani insan gibi konuşuyordum. Sen niye şimdi şey yapıyorsun ki? Ne yapıyorum ben yani? Burada ne yapıyorum? Kavga mı edeceksiniz abi? Yürü git lan buradan, tüy siklet. Size abilerime söyleyeceğim abi. Yürü git lan. Oğlum bak, sabahtan beri kızın yanında değişik değişik konuşuyorsun, bir şey demiyorum. Yalnız Ali'cim, o elini indir. İndirmezsen ne? Aa, indirmiyorum lan. Oğlum o elini indir lan. İndirmiyorum. Ne oluyor burada? Abi burada başka bir mevzu var. Siz oraya bakın, başka yere bakın isterseniz. Ne diyor lan bu? Sen kiminle konuşuyorsun lan, tüy siklet? İlayda gel, biz gidelim. Bak bak bak, iki arada derede kızı sinsi sinsi götürmeceler ya. Oğlum sen neymişsin oğlum? İndir lan o elini. İndirmiyorum lan, al. Al. Ne olacak? Hadi sen indir benim oğlum, elimi hocam. İndirmiyorum lan elimi, ne olur. Sen indirsene lan o elini. İndirsene lan elini, ben indirmiyorum lan. Kimse kimsenin elini indirmiyor hocam. Kim indiriyor lan? İndirmiyorum. Ay yeter, durun artık. Biriniz elini indirebilir mi lütfen? Ama bütün eller yanlış indi biliyor musunuz? Gerçekten. Böyle yalap şap indi. Öyle inmez. Gel lan, dışarıda konuşacağız seninle. Gelmiyorum lan erkek, sen beni getirttir. Oğlum bak bana öyle bağırma, alırım şunu böyle. Dirsek ameliyatlı da onun. He, dirsek ameliyatlı. 6 gündür geliyor, 6 yıldır geliyor gibi tripte ya. Oğlum asıl be. Bu bozuk olan, diğeri nerede? Oğlum dağılın lan buradan. Dağılın. Sana küstüm lan ben. Spora da küstüm oğlum. Al göbeğim ne var. Bir daha gelmeyeceğim lan buraya.
Ulan dağılsanıza lan! Abi dağıldılar. Ha, öyle mi? Tam biz de dağılmadan ortalık dağılalım o zaman, hadi. Hadi bakalım, terimiz soğumasın. Hadi. Gereksiz agresyonlar bunlar. Ya ne oldu ki öyle? Ben hiçbir şey anlamadım. Amma çirkinleşildi yani. Evet ya, ben bir şey söyleyeyim mi? Hem kendi adıma hem Cenk adına çok özür dilerim. Biz normalde hiç böyle değiliz ama biri indir elini deyince bizde otomatik reaksiyon oluyor. Konunun bir önemi kalmıyor yani. O elinecek daha o saatten sonra. Yani testosteron. Biz erkekler tabii güzel kız görünce ilkel çağa dönüyoruz yani. Ya bunu açıkça söyleyen erkek ilk defa görüyorum, biliyor musun? O kadar haklısın ki. Bir de insanların dış görünüş peşine düşmeleri falan. Çok saçma. Bilmiyorum yani. İnsanlar ne zaman şekilciliği bırakacak ve gerçekten birinin karakterine önem verecek? Bıktım artık, biliyor musun? Sıkıldım yani böyle şeylerden. Bu eğitici ve öğretici cümlelerimi bağlarken şunu da eklemek istiyorum ki sen çok iyi kalpli ve düzgün birisin. Ya çok teşekkür ederim ya. İnanılmaz aydınlandım. İstersen çıkışta bir kahve içelim. Yardımseversin, iyi niyetlisin. Oo. Oo. Kısasın, çelimsizsin. Patates püresi gibi kolların, biliyor musun? İstesen döverim seni, öyle bir şey yani. Ne diyorsun ya? Estağfurullah. Merhaba. Gelmiyorsun bir haftadır. Aa, pardon, duymadım. Göğüs çalışıyordum da. İhtiyacın yok zaten. Ben zaten ilk günüm, benim doğuştan böyle. Portakal içeceğim, sıkacağım. Gelir misin? Hadi gidelim. Hadi. Allah kahretmesin ya. Vallahi ben de küstüm spora, gidiyorum ya. Spora öyle küstürmez ama. Çok yanlış küstüm, biliyor musun? Ya sana ne, sana ne abla? Abla ne? Şey gene miydi? Ecem sen niye geç geldin yavrum? Hocam bir sorun oldu da arkadayız. Ne gibi? Halka açıklayabileceğimiz bir sorun mu? Tamam, duyamadım gireceği haberi. Karıştırdım galiba. Sen en güzel lafından mı sürüştün? Evet hocam. Neyse ama portakal sıkışın güzel oldu. Neydi en iyi şaka? Kaf kaf kaf. Başka? Hamza. Hamza'nın tamamı değil mi? Peki Hamza öbür skeci giyiniyor. Siz bilirsiniz Hamza o adeleleri ne ara yapmış lan? Hocam deli gibi çalışıyor vallahi ben. Değil mi? Hep çalışıyor. Ev arkadaşı olarak. Çok iyi. Hamza'nın gıyabında bir alkış. Adamda her şey var ya. Sen bacakları da özel çalıştırıp geliştirmişsin. Evet. Peki soruyorum. Soldaki arkadaşın adı ne? Bir tek erkek Ozan. Kim bu? Ozan. Efekan bile seni tanımıyor. Peki yandakinin adı ne? Geç gelen, belki de hiç gelmeyecekti. Kim? Ama ben demin söyledim zaten. Buna rağmen herkes bilmiyor. Çok güzel. Peki Meksikalı olan? Evliya. Evliya. Evliya demek ki Meksikalı hemşerilerin de var arada. Şu sağdaki... He? Metin sormuştum zaten. Skeç'in çalışmayan yerleri de vardı ama eğlenceli bir şey, bilmiyorum. Birkaç lafı ezberi unuttukları zaman lafı tekrar ediyor gençler. O da güzel oluyor, boşluk olmasın diye. Neydi bunun notu şimdi? ÇGH diyenler duyalım. GH diyen var mı? Yok, güzel. Güzel. Şükür hocam. Güzel. Ben birini gördüm. Eli baktı kimse yok. Şey vazgeçti. Çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler bu.